Selam arkadaşlar, ben Salih. Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Kanala abone olun, like atın ve vermeyiz arkadaşlar. Evet, şimdi Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Evimizi yapacağız. Evimizi yapmadan önce arkadaşlar ben şuradaki manzaramızı bana biraz güzelleştireceğim. Harika bir manzara ortaya koyacağım arkadaşlar. Yav abi, reklam gösterme ya. Sanki bilgisayar alacağım. Arkadaşlar kanala abone olun, like atın, görürüz arkadaşlar. Şimdi ben biraz manzarayı şöyle güzelleştirmek adına şeyler yapıyorum. Yani bir kaç ufak dokunuş yapıyorum. Işıklandırmalar. Tabi arada doğal ışıklarla ışıklandırma da hepsi olur. Şimdi arkadaşlar benim yapacağım şey buydu ama. Şu dağın ortasında arkadaşlar şey açmıştım. Gördünüz zaten. Burada sular var arkadaşlar ama tamamı su değil. Maalesef ki sular takılıyor arkadaşlar. Bakın şurada takıldı su. Evet, bizim açtığımız yer buradan mı açalım? Hadi evi o tarafa yapalım bakalım. Üstten ışık alsın, göremiyorum çünkü. Şimdi bir daha üstten ışık alalım. Şimdi arkadaşlar evimizi yapalım. Şuraya çıkalım, evi yapalım. Biraz manzarayı güzelleştirmek istedim ama olmadı arkadaşlar maalesef. Şimdi arkadaşlar, evet bizim o tarafın arkasını açıldık. Ben galiba biraz yanlış konumlandırmadan yaptım. Neyse, böyle manzara da iyi olmuş oldu. Arkadaşlar evin iki tarafı sulak. Yani burada bir şeyler yetiştirmeye çalışsak güzel olacak. Evin yani iki tarafı sulak dediğim, iki tarafta da göl var arkadaşlar. Bu iyi. Bir gizli geçit gibi bir şey yaptım arkadaşlar iki gölün arasına. O da iyi oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Evet arkadaşlar, evi yapacağımız alan dar mı oldu? Şuradan biraz daha genişletelim arkadaşlar. O gizli geçidi bozmak istemiyorum. Çünkü güzel oldu. Benim düşüncem. Hani orada inip arada sular geliyor mu diye de bakabiliriz. Hani bir evin su ihtiyacı olsa falan iki tarafımızda sular. O yönden iyi. Yani oyunu arkadaşlar bulmak için çok da uğraşmadım. Söyleyeyim. Zaten hani beni buraya yakın attı. Ben biraz gezince buldum böyle bir yer. Ama iyi ya. Değil mi? Bence. Ben çok gevezelik mi yapıyorum? Bazı arkadaşlar çok konuşmalı diyebilirler. Gevezelik yapma diyebilirler. Ama videoda konuşmam lazım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar konuşmazsam başkasının videosu sana YouTube telif atabilir. O yüzden konuşmam lazım yani kısaca. Bunu da açıklamış olayım. Evet, Minecraft'ta şu an arkadaşlar evi yavaş yavaş inşaatına başlayalım ufaktan. Evet
Şöyle. Şimdi arkadaşlar evimizi topraktan yapacağız. 82 toprak varmış. Güzel. Fena değil yani. Fena bir sayı değil. Şimdi arkadaşlar her şeyi şey kullanmak gerekiyor. İyi kullanmak gerekiyor. Bir şey yapacaktım. Boş ver. Ne yapacaktım? Şöyle duvar olarak kullanacaktım arkadaşlar. Ama boş ver, şimdi oraya kadar uzatamayız falan. Uğraşmayalım. Ve şöyle yavaştan evimizi inşa etmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi 20 abone olduk arkadaşlar. 20 aboneye özel evde bir çekim günü gelebilir. Yani evde çekimi nasıl yapıyor falan gelecek. Hatta zaten arkadaşlar videoya başlamadan önce şey yapmıştım. Bu videoya başlamadan önce arkadaşlar şeyi başlattım. Nasıl oluyor onu falan baktım arkadaşlar. Hani bir çekim günü gelecek kısaca. Onu söyleyeyim. Evde bir günümüz. Yani evde bir çekim günümüz. Cumartesi, pazar. Şimdi arkadaşlar normal hafta içinde dinimizi daha çok öğrenmek için Kur'an kursunda yatılı kalıyorum. Yatılı olarak. O yüzden arkadaşlar sadece cumartesi günleri video çekebiliyorum. Hani bundan sonra böyle. Söyleyeyim. Kısaca lan. O duyuru yaptığım videoyu görmeyenler için bunu da buradan söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar sen bu ev yaptığın kısımları kessene diyenler de olabilir. Arkadaşlar ben bu kesme işlemlerini bilmiyorum. Pek fazla arkadaşlar bilgisayarım özellikle kötü olduğu için kurcalamak da istemiyorum. Yani kurcalamak istemiyorum. Çünkü arkadaşlar bilgisayarımız çok dayanıklı değil. Her şeyi yapabilen bir bilgisayar değil. Yani o yüzden yaptıracak paramız yok bozulursa. O yüzden arkadaşlar bilgisayarımı kurcalamıyorum. Böyle sağını solunu karıştırmıyorum yani. Biraz özellikleri kötü olduğundan hani ne yapsam bozulabiliyor yani. Kısaca öyle diyeyim. O yüzden arkadaşlar kesme mesme işlemlerini karıştırmıyorum. Hani hiç video gelmeyebilir. Bir sıra daha mı ölsek buna? Boş ver. Şimdi şu arkadaşlar ufak tefek oraya mesela bir şey koydum, oraya da koydum. Bu hataları arkadaşlar evi şey yaparken düzelteceğiz. Hani evin yapımlarını düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Evimiz oluyor arkadaşlar. Bu kesme işlemlerini neden yapamadığımı buradan açıklamış oldum. Hani bir YouTuber'ın arkadaşlar neden bu şey yapamadığını, neden yapamadığını açıklaması gerekiyor. Yani bize YouTube'da denmez, YouTuber'da denmez şu anda da. Neyse yani. Yani bir YouTube kanalı olan insanın video çekerken bu sorulabilecek olan soruları zaten cevaplaması gerekiyor. Ki ileride soru yağmuruyla karşılaşmasın. Ben soru yağmuruyla karşılaşmayayım diye şimdiden cevaplıyorum o soruları. O sorulabileceğini düşündüğüm soruları şimdiden cevapla gitsin. Evet, evimizin şeyi bitti şu anda. Evet, biraz küçük oldu. Farkındayım. Şimdi arkadaşlar size görsel bir şov yapacağım dışarıda. Evet, şuradan pencereyi mi açsak? Şöyle pencereyi de açalım. Buradan olmuyor, tamam.
Neyse burayı karıştırmayalım. Şöyle bir iki tane pencere açalım ya. Evin içine ışık girsin. Şimdi arkadaşlar size görsel bir şov yapabilirim. Görsel şölen diyelim hatta. Şovdan ziyade. Şimdi şu odunlarımız nerede bizim? 16 odunumuz var. Yeter. Görsel şölen zamanı. 16 odun var. Yeterli. On tane koyduk şu anda. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi arkadaşlar bu odunu yakacağız. Oradan. Buradan yanar mı odun? Yanar tabii, niye yanmasın? Evet arkadaşlar, şovu izleyelim. Ben şöyle kamera açısını da ayarlayayım da. Tabii o ağaçların yanması falan dahil değil de şova. Evet, odunlarımızı toplayalım. Böyle odun ziyaretinde kurtuluyorum arkadaşlar. Bakın hiç uğraşmaya gerek yok. Odunlar kendinden aşağıda. Gerine kalıyor çim. Çim bize lazım değil. Yak abicim. Odun kendiliğinden sana gelsin. Bak odun oluyor, hop al. Şimdi arkadaşlar bu yangınlara yaklaşınca ölmüyor musun? Ölmüyorsun. Bak şimdi onu kopmasını bekliyorum. Hadi kop abicim. Tamam, çimle hiç uğraşmayalım. Hani hiç uğraşmaya gerek kalmıyor. Bu arada ben gizli geçide girdim. Şöyle yan gitsin. Açın için yansın ağaç. Bir tane oluştu, hemen onu alalım. Yani ben odunların düşmesini bekliyorum burada sadece. Uğraşmayalım. Uğraşmıyoruz. Çimler mi kaldı geriye? Boş ver gitsin. Kalsın o çimler. Bize çim lazım değil, bize odun lazım. Kısaca. Evet. Evet şimdi şunu da keselim. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. 13 dakika, çok da kısa olmadı. Çok da uzun da olmadı. Çok da kısa yapmam arkadaşlar genelde. Çok da uzun da yapmam. Hani böyle sizi sıkmak da istemem. Videolar hani gereksiz bazen olur ya. Gereksiz ya uzun yapanlar olur. Ha ben uzun yaparsam arkadaşlar nasıl olabilir? Hani uzun yapmam gerektiği zaman uzun yaparım. Hani mesela güzel bir video olacaktır, ne bileyim, uzamak zorunda kalmıştır falan. Öyle şeylerde biraz uzatabilirim arkadaşlar videoyu, 20 dakikalık falan en fazla. Yani PES'te arkadaşlar, PES sevilen bir seri olduğundan 1 saate yakın çekiyorum PES'i. Hiç kesmiyorum da arkadaşlar, çünkü kesersem yarım maç gibi oluyor yani. Hemen. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna gelelim. Kanala abone olun, like atın, beğenmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.